Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle e, eldiven, patik, çorap süslemelerinde kullanacağımız minik pompon çalışması yapacağız. Pomponumuzu çalışmak için bir tane çatalımızı kullanıyoruz. Çatalımızın dört dişli olması e, gerekmekte. Tabii daha küçük boy çatalla da çalışabilirsiniz. Önemli olan buradaki dört tane dişinin olması. Dört dişimizin tam ikisinin ortasından Başlayarak istediğimiz dolgunlukta yapabiliriz pomponlarımızı. Ben çok doldurmadım buradaki pomponumuzu. Tabii ne kadar çok doldurursak pomponumuz o kadar dolgun ve şık duracaktır. Pomponlarımızı yaparken kullanacağımız yerdeki İpin denginde ipler kullanmanız çok daha güzel olacaktır. Kullanacağımız yere daha bir şıklık katıp daha bir yakışacaktır. Ben lif ipini kullandım. Daha önce sizlerle birlikte eldiven çalışması yapmıştım. Eldiven çalışmasını bu şekilde bir pomponla da süslemek istedim. Evet kolay gelsin diyerek hemen çataldaki pompon çalışmamızı birlikte yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. Kola pomponumuzu yapmak için bir tane çatal kullanıyorum. Ve istediğiniz marka ve kalitedeki iplerden kullanabiliyorsunuz. Hemen şu şekilde örmeye başlayalım. Yapacağımız çatalımızın 4 tane dişinin olması lazım. Tam ortaya şu şekilde girerek biraz ipimizi ayırıyorum. Bakınız. İpimizi ayırdıktan sonra şu şekilde parmağımı tutuyorum ayırdığım ipin ve sarmaya başlıyorum. Kullanmak istediğim pomponun dolgunluğu ne kadar olmasını istiyorsam o kadar sarıyorum. Dolgunluk ne kadar fazlaysa pompon o kadar dolu ve güzel olur. Daha seyrek pomponlar yani az sardığımız daha seyrek ve biraz daha cansız kalmakta. Şimdi sarıyoruz zevkimize göre. istediğimiz kadar saralım. Normal bir pompon çalışmak istiyorum. O yüzden yeterli. İpimi kesiyorum. Kesmiş olduğum ipi arkadan geçirelim şöyle bakınız. Arkadan geçirdim. Diğeri önde. Şöyle tam her ikisinde aynı yerde olacak bakınız ortada. Şu şekilde bir düğümümü atıyorum. Tabii lif ipi biraz güçsüz bir ip olduğu için çok zorlamıyorum ama diğer iplerimizi dilediğiniz kadar zorlayabilirsiniz buradan düğümü attım şimdi arkaya geçiriyorum bakınız arkada düğümümüz yok çünkü hemen üstten arkaya geçirdim diğer tarafta hemen şuradan arkaya geçiriyorum diğer tarafı da arkaya geçirmiştim burada bağlantımız yoktu yine sıkıştırarak bağlayalım mümkün olduğunca sıkalım. Bir tane daha düğümü atıyorum. Çünkü yarım düğüm olması Burada bakın hem önden düğümümü attım hem arkadan düğümümü attım. Şu şekilde ipimi ayarladım. Yavaşça çıkarıyorum bakınız. Şöyle tutarak çıkardım. Ve yeniden birkaç kere sarıyorum. Çıkardıktan sonra orta kısmını sıkarak Bağlıyorum. Çatalımızdan çıkardıktan sonra bakınız sıkıyorum, sıkı bir şekilde düğümü atıyorum iki defa. Evet şimdi minik olduğu için bakınız şuradaki iplerimi kaybetmiyorum. Bu iplerimi tutuyorum ve şu görmüş olduğumuz her iki bölümden düzgün bir şekilde kesmeye başlıyorum. Tabii ne kadar çok doldurursanız o kadar güzel olacaktır. Komponlarınız, sardığım yerleri şu şekilde kesiyorum. Bakınız ipim burada bu kısmı kestim şimdi diğer kısımdan başlıyorum yine alttan giriyorum. Tabi burada makasınız küçük ve çok keskinse daha rahat kesebilirsiniz. Tamamını kestiğimizden emin olalım. Evet tamamını kestim. Şimdi elimle şöyle bir toparlıyorum. Fazlalıklarım varsa onları alıyorum ve sonrasında şu şekilde uzun görünen kısımları eşitlemeye başlıyorum etrafındaki uzun ve kötü görünen kısımları kısaltarak pomponumuzu toparlıyoruz. Aşağı kısımdan da alalım. Çift olarak kullanmak istiyorum. Diğer teki önceden hazırlamıştım. Ara bağlantıyı da birlikte yapalım. Ve pomponumuz kullanılmaya hazır hale gelsin. Bakınız gayet güzel oldu. Şöyle. Evet. Pomponlarımı çift olarak hazırladım. Ve şu şekilde bağlarını da koparmadım. Her iki bağımızı biz daha sonra kullanacağız. Bir metre kadar ipimi kestim. İpim lif ipiydi. Bakınız iki katlı hemen diğer ucunu birbirine denk getiriyorum. Şöyle uçlarını sol elimle tutuyorum. Sağ elimle şurayı merkez yapıyorum şu kısmı ve bükmeye başlıyorum. Kıvıralım bir tarafa doğru. Bacağınızın üzerinde şu şekilde yaparsanız, yuvarlarsanız çok daha çabuk dönecektir. Masanın üzerinde kıvrılmadığı için ben elimle yapıyorum ama yaparsanız hemen bacağınızın üzerinde çok daha rahat kıvrılacaktır. Bakınız yine hafif kıvrılmaya başladı. Şimdi kıvıralım bakınız kıvırdım epeyce halen kıvurmaya devam ediyorum. Bakınız bıraktığım dakika hemen her ikisi elimizle şu şekilde ittirelim. Evet şimdi diğer ucumu da alıyorum ve düğümümü atıyorum. düğüm batın bakınız çok güzel oldu gayet güzel görünmekte hemen pomponumuzu şu şekilde bağlayalım şuradaki uçtaki iplerimiz kullanacağımızı söylemiştik hemen merkez olan bölümümüzden tığımın başını girdiriyorum ve geçiriyorum bir tanesini geçirmem yeterli Evet. Diğer dışta kalanla hemen bağlıyorum. Bir daha düğümümü atıyorum. Pomponlarımı uyumlu bir şekilde kesiyorum. Diğer tarafta da yine şuradaki fazla ipimi hemen kesiyorum. Bu kısımdan girerek konumun bir tanesinden ipimi alıyorum. Şu şekilde geçirdim hemen. Diğer kenardaki ipimizle bağlayalım. fazla olan iplerimizi alalım. Yine istediğimiz düzeltmelerimizi yaparak pomponumuzu kullanılmaya hazır hale getirelim. Şu şekilde bağlayalım. Bakınız. Pomponumuzu bırakalım. Birbiri üzerine şu şekilde getirip tam tepeden aşağıya şu şekilde bükelim ve ortadan minik bir iple sararak bağlayalım. Tekrar yapalım. Bakınız şu şekilde bırakıyorum. Tam ortalayalım birbiri üzerine getirelim. Bakınız şimdi tam birbiri üzerinde. Şimdi ipimi alıyorum. Elimde ipim. Şuradan tutuyorum. Tepeden bastırıyorum. Şu şekilde fiyongumuzu ayarlıyorum. Hemen sarıyorum. Ve düğümümü atıyorum. İpimiz çok uzun olmasın. Çok uzun olursa kontrol etmesi güçleşir. Bir tane daha. Evet, buradan yine kullanacağım kadar kesiyorum. Ben şöyle eldivenimin üzerine yapmak istiyorum. Bakınız eldivenimizin üzerine takalım. Şöyle Nereye takmak istiyorsam isterseniz aşağıdan tabi bu minik bir eldiven olduğu için daha yukarıya takmam daha güzel olacak. Daha büyük eldivenlerde ise şuradaki e, aşağı kısmı yani lastik kısmının aşağısına kullanabilirsiniz. Dilerseniz çoraplarımızda ve patiklerimizde de bilek boylarına yerleştirebilirsiniz. Şimdi arkasına geçiyorum. Tam ortaladıktan sonra şuradan ipimi alıyorum içeriye geçiriyorum bakınız diğerini de geçiriyorum hemen yanındaki bölüme geçiriyorum her ikisini farklı yerlerden çıkararak bu kısma bağlıyorum ve pomponlarımı bu şekilde istediğim her yerde kullanabiliyorum iplerimizi içeriye çekerek Evet ayarlamalarımızı yapalım. Bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.